Cam Tavanı Delen Kadınlar sergisindeyiz. Kürşat Tüzmen'le birlikteyiz. Kürşat Bey, bu kapsamda sergiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası son derece güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar burada gerek mekan olarak, gerekse sergilenen eserler olarak son derece önemli bir yeri var. Hanımlar, kadınlar bugüne kadar hep kalbimizi deldiler. Bunlar cam tavanı delen kadınlar. Ve kadın deyince zaten daha önce de belirtmeye çalıştım. Yani sanatın çıkışı kadın sayesinde, bizlerin doğuşu kadın sayesinde ve yaşayışı da kadın sayesinde. Ve her erkeğin hayatında çok kadının emeği var. Bunlar anneler, eşler, sevgililer, kardeşler. Ama hepsi bir şey katan kadınlar. Dolayısıyla mutlaka çok saygı gösterilmesi gereken ve bu dünyanın gerçekten bir anlamı varsa onlar olduğunu düşünüyorum. Onlarsız bir dünyayı yaşayamazdık diye düşünüyorum. Hepsi Allah sağ olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bizlere bu kadar, bizlerin kahrını çeken insanlar oldukları için önemliler. Sanat açısından baktığımız zaman da sanatın yaratılmasını, sanatın diğer kuşaklara aktarılmasını ve bugün de bizim izlediğimiz şekle gelmesini sağlayan yine onlar. Tarif etmek zor ve onların bu eserlerinin sizin gibi sanatseverler tarafından buralarda sergilenmesi, anlaşılması, Görsel Sanatlar Vakfı'nın bu konuda çok önemli bir etkinliğe imza atması, bundan önce yaptıkları gibi bunu da bence Türkiye ve dünya platformuna taşıyacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizin gibi medya organlarına da böylesine güzellikleri yerinde değerlendirdikleri için ayrıca çok müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki son zamanlarda kadına şiddet arttı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii istatistikler eğitim seviyesiyle bunun alakalı olduğunu gösteriyor. Kişi başına gelir rakamlarıyla da bu işin çok ilgisi var. Ülkeler ne kadar zenginleşirse o zaman bu iş çok daha fazla bir şekilde azalmış oluyor. Yani ülkemizi çok daha iyi bir noktaya getirmek, ülkemizde eğitimli insan sayısını arttırmak biraz olsun bunu aşağı çekecektir. Ama en gelişmiş ülkelerde bile bu şiddetin yapıldığını görüyoruz. Bence tabii hepsinin başında insan yetiştirmek, adam gibi adam yetiştirmek lazım. O zaman kadının ne olduğunu ancak onlar anlayabilir diye düşünüyorum. Kadını anlayamayan insanlar, ki bunlara insan bile denemez, şiddet uygulayan, kadına şiddet uygulayanlar zavallı olarak nitelendiriyorum. Dolayısıyla bize düşen kişi başına gelir rakamımızı artırarak, insanlarımızı iyi eğiterek, bunun nasıl olmaması gerektiğini söyleyerek yolumuza devam etmek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.